Selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir Söğüt ağacı bu seferki. Tabii ki ağaçların yanında olduğum zaman siz hemen ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Tabii ki de bal. Ama burada biz gecikmişiz arkadaşlar. Bizden önce bir operasyon gerçekleşmiş. Keserle ağzı açılmış. Allah'tan çok büyük zarar verilmemiş ama keserle ağzı açılmış ve şöyle etrafı yanık olduğuna göre muhtemelen çok yakında bir ateş tutulmuş. Arının bir kısmı muhtemelen şey olmuş, tahrip olmuş. Ama içeride hala arı yaşıyor. Büyük bir oranda ulaşamamışlar. Ya da elini soktu. Tam olarak emin değilim. Nasıl bir şekilde almaya çalıştı. Ama hani arının bir kısmı yaşıyor ve yavrulu petekler de var. Ben şimdi içerisini gözlemledim. Size de göstereceğim detayları. Biz şimdi güzelce bir şekilde ağzını şuraya bir kapak yapıp çivilerle çakıp küçük bir delik bırakıp bu arıyı çalıştırabiliriz, yaşatabiliriz diye tahmin ediyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Bu arıyı buradan almak ya da götürmek hiçbir şekilde bir hani akıllıca bir hareket olmaz. Çünkü neden? Zaten arı kendi kendine çalışıyor. Doğal bar üretiyor. Hem kendi için hem bizim için. Yani biraz bir kısmını da biz alarak ikimiz de bir şekilde bu ortak şeyden faydalanmış olacağız. Biz arıyı şu anda koruma altına alacağız. Çünkü bu yuva bu şekilde bu kadar büyük delikte olmaz. Koruma altına alarak biz arıya fayda sağlamış olacağız. Arı da bize baharda balını vererek fayda sağlamış olacak. Gelin bir de yakından görelim. Bakın. Ve çalışma büyük ihtimal keserle olmuş ya da nacakla olmuş. Emin değilim yani. Baltayla ya da keserle olmuş. Dediğim gibi yuvanın ağzı açılmış. Yakılmış. Büyük bir yer açılmış ama bakın ya ulaşamadılar ya da biraz acemilik oluştu. Tam emin değilim. Ama bakın yavrulu petekler. Arı şu an çalışıyor ama arı azalmış ama çalışıyor. Bakın. Yukarı kadar gidiyor. Hatta arkadaşlar burada bırakmış ama bu şimdi ben tam olarak emin ve net bir şekilde göremiyorum ama yukarı kadar gidiyor. Bakın çok güzel çalışıyor abi. Sakin ol yavrum. Arı fark ettiyseniz uysal. Çünkü neden uysal? Az olduğu için koloninin bir daha zarar gördüğü için herhangi bir saldırı gerçekleştirmiyor. Bakın yukarı doğru. Evet, petekler yukarı doğru gidiyor. Bu arıyı koruma altına alırsak muhtemelen baharı görür. Baharı görürse çok güzel bir bize sonuç verebilir. Burayı bu operasyon yapacağız.